Hoş geldin. Evet aşkım, senin dondurmana bir şey olmuş. Günaydın. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün evde temizlik var ve bugün Emir'le beraber market alışverişi yapacağız. Evde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın, erzak dolabını düzenleyeceğim şimdi çünkü hiçbir şey kalmadı. Dün mesela yemek yapacağım ama ne yemek yapacağımı bilemedim açıkçası. Makarna bile kalmamış. İşte atıyorum kısır yapacağım. Yok. Malzemem eksik. Kek yapacağım, toz şeker bitmiş vesaire vesaire. Bayağıdır da biz işte tatiller, bilmem neler, ıvırlar, zıvırlar derken işte taşınma, tatil, yerleşme, tatil, bilmem ne tatil. Bir türlü eve tam olarak odaklanamadım zaten. Bir de okulun başlamasını böyle dört gözle bekledim. Okullar da başladı. Derini şu an veremiyorum. Bir tek böyle bir sıkıntımız var okula. Çünkü Demir'le aynı okula vermek istiyorum ve bezli bir şekilde kabul etmiyorlar. Derin de şu an hiç o taraklarda bezi yok yani. İşte. İçinde bezi var. Derin, sen kendini neyle boyadın? Neden kendini boyadın kızım? Çirkin olmuşsun ama. Anne bak. Pis olmuşsun. Onu da mı boyadın? Hı-hı. Derin. Hı-hı. Sakın koltuğumu boyarsın ha. Çık. Salondan çıkıyorsun. Kalemi nerede, hemen onu bulmam ve yok etmem lazım. Hayır, ben. Nasıl burada değil? Bunu alayım ben. Kalemi bulamıyordum. Vallahi ödüm kopar ha. Koltuklarım beyaz. Evin her yeri beyaz. Neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Neyse. Ne diyorduk? Ne diyordum? İşte eve odaklanamadım. Şunu çöp atacağım. Şu eve odaklanamadım da yani işte atıyorum, her güne bir liste yaptım bu arada. Nerede benim listem? Demir'in her şey. Ne diyordum bak? Yine bölündüm. Derin'e işte tuvalet eğitimi vermedim. Okula başlatamıyorum. Çünkü Demir'le aynı okula gitsin istiyorum. Yani iki kere iş yapmayalım istiyorum. Çünkü bu yıl servise de vermeyeceğiz. Demir servise de gitmek istemiyor. Bir de sabahın 7'sinde yola çıkmak zorunda kalıyor. Çocuk okul 9'a başlıyor. O yüzden servisi de biz bırakacağız. Demir'in okuldan gelen yemek listesine göre ben de bir evde pişireceğim yemeklerin listesini yaptım. Ama bunun hani revize edilebilir. Şimdi gösteriyorum mesela. Burası zaten aşırı dağınık. En son Seda biz tatildeyken düzenlemişti. Buralara bakacağız. Bozulan. Mesela geçen şey böceklendi arkadaşlar. Canımız Emir'le böyle bir film gecesi yapıyoruz. Mısır patlatsana dedi ve ben mısır patlatıyorum heyecanla. Oley, canım da çekmişti. Ne güzel gider şimdi. Abi mısır patlattım. İçinde böyle siyah siyah bir şeyler var. Dedim ki ya bu... Bu arada tencerelerim çizildi. Tencerelerin parçaları mı bu filan, böyle bir tribe girdim. Ondan sonra benim böyle bir şey daha bir kere başıma geldi. Tencereden zannedip yedik mi onu? Bir dakika, şu an aydınlandım. Tencereden zannedip ilk başta anlamadım. Sonra baktım bir sürü var. Bu herhalde dedim mısırın hani o siyah kabuklu kısmı. Abi ondan sonra pakete bir baktım. İçinde bildiğin siyah siyah yürüyorlar minik minik. Ben onları kaynattım arkadaşlar. Kendimi cani gibi hissediyorum. Hani bir de patlamıyor mısır böyle foşur foşur diyor ama patlamıyor da yani. Döndüm bir baktım, hakikaten içinde yüzüyorlar. Soğumaya bırakıp sonra olduğu gibi çöpe. O yüzden bir her şeyi elden geçireceğim. Zaten bir şey kalmadı. Mesela baharatlara bakacağım. Çok eski baharatlarım var, kullanmadım. Onları da artık atmalıyım bence. Burada bize böceklenen bir şey çıkmasın. Çıkabilir. Çünkü mesela şey falan çok sık böcekleniyor. Bir kere kimyon böceklenmişti. Bir de mutfağımız sıcak oldu bütün yaz boyunca. O yüzden bunu tek tek inceleyeceğim. Ve hani böyle az kalan baharatları da. Mesela çörek otu böceklenmişti ve çörek otunun içinde böcekleri ayırt etmek çok zor. Pul biber böcekleniyor. Yani bütün baharatlar böcekleniyor arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Şimdi buraya da bakacağız. Derincek. Sen mayayla mı oynuyorsun? Mesela o mayanın tarihi geçmiş olabilir, anladınız mı? Baya mesela simit yapacağım. Simit yapacağım, buzluğa atacağım falan filan. Böyle çocuklara da pratik olur. Bunları
bir kaldıralım. Bir de ben galiba bunları en kısa zamanda değiştireceğim. Şu plastiklerden camlara geçeceğim. Çünkü gerçekten bunlarda da çok bir böceklenme sorunu yaşamadım ama. Gayet iyi durumdalar yani. Buraları, şimdi şuraları falan bir süpürürüm. Silerim. Boş olanları kaldırırız, yıkarız mesela. Çok böyle hani sık kullanmadığım şeyleri açıkçası böyle kutulara koymayı düşünmüyorum. Çünkü paketinde daha iyi muhafaza ediliyor. Bunlar ne olursa olsun bayatlıyor. O yüzden çok sık kullandığım şeyleri koyuyorum. Tek tek de bakacağım böceklenen var. Mesela kırmızı mercimeğim çok az kalmış. Bunu bugün değerlendirebilirim. Ki yenisine yer açız. Tamam, bunları zaten sırf dekor amaçlı kullanıyorum. O yüzden bunları bir kavanoza koyayım. Böyle açık kalmasın. Portakal kuru sulu. Bu çok kolay bozulabilen bir şey. Ben nereye çekiyorum? Nereye çekiyorum? Buradayım. Arkadaş buradayım. Görünürde bir şey yok ama. Gayet. İyi gibi. Kısırlık bulgulama varmış burada. Daha hiç açmamışım. O yüzden paketinde kullanacağım. Açık. Sulara koyuyorum. Aşk böceğim, bebeğim, git hadi oyuncaklarını oyna. Elsa'nın evine Peppa Pig'lerini yerleştirsene bebeğim. Hoş. Aferin sana. Kız çocuğu. Kız çocuğu. Başka bir şey. Yarım makarnalardan nefret ediyorum. Mesela boşlar arkadaşlar, boş boşuna yer kaplıyorlar. Yani. Yıldız Şehriye, bugün çorba yapabiliriz. Bunu da bitirelim. Çocuklar seviyor Yıldız Şehriye çorbası. Ha, bu da hiç açılmamış mesela. Ben bunu çok seviyorum. Burada varmış mesela. O gün canımız çektiğini dinleyebilirmişiz. Hiç haberim yok. Ben bayağı konuştum. Bir de Demir'in takisi var. Bir takis hastası. İnanılır gibi değil. Evet, ulaş toplarımız var. Bunlar büyük ihtimal pandemiden kalma. Yo, 2025 diyor. 2025. Bunlar yine... Ama yine de mesela vanilya ve kabartma tozu alacağım. Ha, bu sefer vanilya özütü almak istiyorum. Rafa geldi. Yani hiçbir şey kalmamış herhalde. Böyle inanın düzenledikten sonra bir raf falan boş kalabilir. Mesela şöyle bir yerde bir şey okumuştum. Bakliyatlar için de geçerli bu. Bu doğru mu bilmiyorum. Yani beni teyit edin. Pirinçlerde falan da oluyor bu sık sık. Yani ben bunu normal zannediyordum. Ama galiba bu böceklendiğinin bir göstergesiymiş. Ya da böceklenmek üzereymiş. Gibi bir şey okudum bir yerde ama böyle safsata bir şey de olabilir. Mesela pirinçler ya da bulgurlardan böyle poşete yapışıyor ya, ya da kavanoza böyle yapışıyor, böyle sanki bir iple, ya söylemek istemiyorum da, örümcek ağı gibi bir şey böyle yapışıyor ya böyle. O bozuk olduğunu göstergesiymiş. Ben şimdiye kadar böyle kullandım ama son zamanlarda dikkat ediyorum. Ama yani yeni aldığım pirinç falan da şey oluyor. Ay bilmiyorum ya, of, bu kadar takıntılı olmak istemiyorum. Yaz kızım. Mutfak bezi. Kremini aldık. Bunu tarih geçmiş. 2021. Bunlara bakalım. Bunlar bu ay geç. Bunlardan baya baya bir şeyler yapmam lazım. Ekmek ne varsa yapayım. Çünkü bunlar Ekim ayında bitiyor. Çayı geçirmiş.
Şurada yarım paket bir lazanya var. Onu da şöyle koyayım. Ha, bunu demir bunlar çok sağdı da bir daha almayacağım onu. Burası şimdi böyle bir şekilde. Zaten bunları falan... Bunu muhtemelen bugün bitiririm. Yenisini alacağım ve... Bakın bunda da var. Bak bak bak. Bak sallanıyor, gördünüz mü? Bu işim bozuk demek mi? Bunu iyice bir araştıracağım. ChatGPT'ye sorayım bunu. Bunda var mı? Mesela bunda yok. Buraya büyükleri koyacağım. Büyükleri şimdi yıkayacağım. Kurusun biz gidip gelene kadar. Buraya böyle paketli şeyleri koydum. Aşağıda yine paketliler devam edecek. Belki hani şunları alıp buraya. Bilmiyorum yani. Bir alışverişe gidip gelelim. Ondan sonra şekil olarak iyice netleşir. Ama bayağı da bir boş kavanozumuz çıktı oradan yani. Elim evin üstünde olmadığı zaman böyle şeyler olabiliyor. Şurada makarnalar kalmış, onları koyayım. İlacımı içmem lazım. Paketi 65 lira. Evet. Küçük ama bunlar da. Love'ın bir de. Normalde ne kadar ki? Şu an ben şok. Bu arada çay bardağım farklı farklı. Ay bunlar güzelmiş. Çay bardağına da ihtiyacım var. Deodorantlar. Seninki var mı? Tabii canım. 76 lira diyor. Evet. 100 küsür lira. Arkadaşlar zırhlıya geldik. Ya bayağı bir süre gelmeyiz diye düşünüyorum. Yo yo, gelmeyiz. Sen al al al. Yani... Kendine de al bunları. Yani bakıyorum ben, benimki varsa alacağım. Bozulacak şeyler değil ya. Macunlar 72-74 gayet iyi. İşte burada. Normalde ne kadar ama onu şu an bilmiyorum ki ben. Benim aldığım zaten 200 liralık. Hangisi? Şey, adını da bilmediğim bir şey. Bakayım var mı burada. Paradontaks. Hayır hayır, ne paradontaks. Bu arada macun bitti, bitecek ya. Tamam alalım. Bunda benimki var mı ama bakıyorum. Yok. Çocuklara da alalım. Al ondan 3-4 tane işte. Paranla. 3 tane alıyorum. Şunları al. Kürdan. Çakmak. Çakmak. Böyle mi olacak? Şaka gibi. Var çakmak evde aşkım. 1000 lira. Ne gerek? Evde dünyanın çakmağı var. Ama gaz alabiliriz mesela, çakmak gazı. Ne bu Tokay paketlenmiş yok ki. 450 lira abi. Sevgilim ama gerek yok ki. Ne yapacağız çakmağı ya o kadar? Sert spreyi alacağım. Ultra strong, extra strong. Fark etmiyor. Bir de... Öst. Duşeli evet. Misafirinin duş geldi. Şaka gibi. Evet, marshmallow mesela. Al işte. Çok güzel. Ha, Hindistan cevizi ben seviyorum. Bu nasıl kokuyormuş? Bunun paketi ne kadar? Bunların mı paketi? Alayım. Büyük. Büyük şey, pakette 203 lira. Al iki paketi tamam, al. Tamam yeter. Al TC. Ne kadar, ne fark ediyor yani? Yani. Kırtasiye şeyleri de var yine. Acaba buradan alsaydım ne kadar tutardı acaba? Burada bedava tutar. Burası da abi. Stickerlar, metikurlar. Şu kalemler mesela 40 lira abi.
Şampuan ihtiyacım var. Şampuan ihtiyacım var da benimkiler böyle değil, şey, sülfatsız. Benimkilerden yok. Bir de dur, losyon alayım onlara. Bakıyorum bir dakika, yedek bez alalım. Ne kadar? Bu aynı galiba yerde. Evet evet, asıl muhabbet bu. Al, Roxy var. Ah. Burada benimkiler. 179 lira Emir, 255 lira makroda. Makroda. Yani her yerde, getir de şeyde de. Tamam, bu ucuz diyorsun işte. 2-2 al. Diğerinden alacağım ya. Yok, sadece bu. Bunun kokusu çok iyi. Bunu kullanıyorum. Hepsine bunu kullanıyorum. Bunlardan lazım değil. Burası yok. Fiyatlarına bak. Yani 55 lira. Fiyatlar çok iyi ya. Ama şey, ben organik aldım zaten. Sürekli kullanıyorum ya. Şundan bir tane alalım. Ne kadar almış mesela? 47 lira. Bu bence aynı. Çamaşır suyun var mı? Çamaşır suyumuz da bitiyor. Al burada. Aldık ya metrodan, onlar az kaldı. Şeyim yok. Ne? O ne ya, bilmediğim bir şey ama. Ya sökücü var, bir de şey, Mr. Muscle'da bir şey. 4 litre. Aşkım, onu soluduğun zaman öleceğim mi, akciğer kanseri mi olacağım belli değil. Dur, yer silme şeyi diye ağlıyordu kız bütün gün evde. Şuradalar. Bingo mu bref mi? Bingo mu bref mi? Ah, bingo. 35 lira taneniz. Hakikaten ucuz ya. Evet. Ben şok geçiriyorum şu an ama yani. Oğlum millet buradan alıp satıyor zaten. Evet, toptan market de. Toptan aldı da daha da ucuz. Yani bilemiyorum. Gerçekten. Neyse. Ama şeye de boykotluyor, o yüzden düşük fiyatları. Ne boykotluyor? Finish boykotlu. Ha? Boykotta finish. Niye? İsrail şey diye. Yava. Işıkları su bile İsrail suyu ya. Bak. Ha, orası öyle de ben şey, bunu pirilden, finish'ten başka kullanmıyorum. 29 lira. Bu pahalı yani. Bu normalde daha pahalı ama. 500 lira falandır muhtemelen. Bakacağım ama fiyatına. Tuvalet kağıdı. Bar, al. Ben bu kokuları istiyorum, ne kadarmış? Oha. Bedava. Al. Al. Oğlum burada mısınız? Bekir abi buraya gelip niye alışveriş yapıyorsun? Ya bundan sonra var ya, bitmiştir yani. Ha? Bundan sonra bitmiştir market alışverişi buradan. 50 kere dedik sana. 50 milyon kere. Ama ben dinliyordum ki bu kadar ucuz oldu. Evet evet, aldı kağıt alıyorum. Bunlar bir tuvalet kaldı. Ha, bu değil. Ben burada. Kızlara şey alabilirsin. Bez alabilirim, evet. Aynen. Ne alır, ne istiyorsun? Al hangisi ucuzsa, fark etmiyor. Valla sola da 150 lira. Papya da 150 lira. Hiç fark etmez. Hepsini. Tamam, al. Primalar ne kadar mesela? Ama dur, bizim numarayı bul. Primalar mı? Numarasına göre değiş. 320 Emir. Seni yani, diyorum yani. 600 lira şeyde, ben 700 lira getirdim. Deli para. Altın oğlu. Kızım götü alışık değil prima ya. Evet değil. Almayayım. Diğerleri ne kadar? Ne alalım? Ben Molfix kullanıyorum normalde. Daha rahat bu arada. Molfix 100 lira oğlum. Molfix alayım dur. Şey ama bantlı 6 numara, yes. Kaç numara alıyorsun? 289 lira Emir. Sen kaç alıyorsun? Ben daha pahalı alıyorum tabii ki. 400-500 falan veriyorum ve şu boyutuna veriyorum onu. 290 liraya Molfix alacağına prima al. Ama bu 62 lira geldi. 62 lira artı şey bu. Çocuk alışkın buna ya. Baby Turbo var.
Baby Turko da aynı fiyat bu arada. Islak mendil alalım. Yani gerçekten ben şokum, fiyatlara bakacağım şimdi. Evet. Tuzlu ama çok. Yani çocuklara çok abur cubur alma taraftar değilim aşkım. Abur cuburu hayatımızda. Onlar yemesi biz yiyoruz yani. İstemiyor o yemesi. Kızıma bundan alacağım ben. Al. En sevdiğidir. 90 lira bunun aşağıdır. Getir. Ne diyorsun ya? Ciddiyim. Bir bak getir. Yani. Ispanak bilemedim. Evet, ispanak. Brokoli yok çünkü. Brokoli ben yok. Ver birini. Al. Piyisti bırak. Lor. Kaşar. Kaşarımız var evde ya. Dur, krema krema. %70 lira. Sevgilim, yani al, var evde. Bir daha, evet, dur bekle. Krema. Krema krema. İki poşet daha alabilir miyim? Yani 13 aldım zaten. Zaten sığmalı. Gördüğüm rakam doğruysa yemin ederim ki sus, sakın tepki verme, arabada tepkini çekmek istiyorum. Eğer gerçekten gördüğüm rakam doğruysa arkadaşlar, buraya gelin. Emir gelemedi türlü. Bilmiyorum. Hoşlandın mı yani? Hayır, ben de.
Ben eve de götürmem. Linç yersin bak. Ha? Linç yersin. Şu... Hani aşkım arka koltuğa da atabiliriz ya. Atacağını at buraya. Şunu at, şuraya al. Arabalardaki mi? Evet. Tamam. Aşkım bir şey soruyor. Ben bir fiyat gördüm. O fiyat doğru mu? Hı. 11 bin lira mı çıktı? Evet. Emir ciddi misin sen? Evet. Yemin ediyorum sana biz bir haftada o parayı zaten harcıyoruz. Yani marketten onu aldım, bunu aldım, şu eksik. Oğlum bu arada eti alırsan bu arada et de neredeyse 4'lü 3 fiyatı falan. Ben şu an hayatımın şokunu yaşıyorum gerçekten. 11 bin lira. Çok ucuz zaten. Emir ben geçen ay Migros'tan yaptım alışveriş ve indirim de vardı. 6000 lira ödedim. Ve içinde yine aynı. Bu arada aynı ama şöyle 4-5 tane deterjan aldık. Ne 4-5 oğlum aynı. Şöyle çamaşır yap. Deterjanı 4-5 tane aldık. Hayır şöyle yap abicim. O listeyi alın. Yani gayet şey bütün mağazalarda bulunan bildiğimiz markalar mevcut. Ve fiyatları toptan fiyatı. Yani üstüne 3-5 lira kar koyup satıyorlar tane olarak. Abicim öyle deme. Şöyle ne yap. Diyeyim? Evine gittiğin zaman al elini. Eski fişime bakayım. Hocam yani. Sen, burası ekstra oluyor. Ay sen videoya konu. Ay sen videoya şu an şey yapıyorsun. Evet sevgilim aşkı. Ya. Hani şöyle burası ucuz toptan market olduğu için. Metroya gir. Metro da toptan. Ama metro pahalı. Burada, burası gibi değil metro. Lafta pahalı. Lafta zaten toptan olur metro. Hani ya da metroyu böyle insanlar keşfettikçe fiyatını artırıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama yani 4-5 tane deterjan aldık. Abicim yani geçen sene bizim metroda bu tarz yaptığımız bir alışveriş 22 bin lira. 22 bin lira tuttu evet metrodan. Geçen yıl buna benzer bir alışveriş yaptık. Ay çok şok geçiriyorum şu anda gerçekten. Ama ben sana 1,5 yıldır diyorum. Söylüyor. Zaten. Yemin ediyorum size ben üşeniyorum. Bir de bilmediğim bir yer olduğu için. Gelmekten mesela çekiniyorum ama gerçekten bayağı uzun. Millet mesela. Ve bizim 2 ay boyunca temizlik malzemesi, kuru gıda ihtiyacımız yok yani. Neredeyse 2 aylık aldık. Her şeyden fazla aldık. Makarna falan da alabilirdim. Aşkım her gün makarna mı yiyoruz ya? 2 aylık alsaydım yani 20 tutsun yok, hadi. Yok. 13 falan tutar. 1000 lira. Hayır şey ne diye 20 tutsun. Etleri de aldım. İçecek almadım ama mesela. Çocuklara aldım. Çocuklara mesela, süt ve meyve suyu aldık. İçecek taşıyamayız diye almadık ya. Bir koli İçecekler ben mesela mi? Buradan bir koli kola, bir koli şey alsam o da 1000 lira tutar. Bir koli evet. Süt, bir koli kola, bir koli işte ice tea, bir koli Fanta alsam evet. Onlar da 1000 lira tutar. Ya bir aylık alışverişini 15'e hallediyorsun. Et sebze hariç. Et sebze hariç. Et sebze zaten günlük olarak alıyoruz. Yani eti de ben şöyle kasaptan alıyorum. Onu da mesela hani köfte, kıyma alacağım. Ya köfte doğru, yapıp 15 bin lira edeceğin rakam çok büyük rakam. Büyük rakam mı? Hayır, alışveriş. Algılarım şey oldu. Bozuldu. Kendime geleyim. Şu market alışverişini yerleştirelim. Bunlar bayağı ya. Bir borcamım yoktu. Devasa bir borcam. Banyona gidecekleri buna koyayım. Bakayım mı? Bir var. Şu demirin banyosu. Şunlar mutfak da tutabilir. Bu da mutfak. Orta banyo burası olsun. Şu benim banyom. Çocukları şimdi de kaldım yine.
su ya da şey orta var mı? Bu da yer silmek için çok güzel oluyor. Bütün bununla elime silesim veriyor yani bu kadar bunu. Duş yerleri 37 lira mıydı? Kaçtı? 13 kaçtı? Çektik ya hatırlamıyorum. Bu kadar ucuzdu. Çok çok güzel kokuyor. Pil aldık ya. Pil çok iyi oldu. Pil var. Bu odada durabilir. Buralar hep düzenlenecek. Bakın buralar her bir şeyi yaratacağız arkadaşlar. Çünkü taşındık ama hiçbir şey düzenlemiyoruz. Buraları sonra düzenleyeceğim. Çok da şey değil. Böyle dolap yaptırdım çünkü. O dolap gelecek mi gelmeyecek mi? Yes. Bitti ama gene böyle. Şunu da mutfağa. Çok düzenlenecek yaralar. Mutfak dolapları, banyolar, yatak odası. Yani her yere tekrar el atmam gerekiyor. O kadar şey ki. Bir kendime geleyim ya. Vallahi yoktu.